patronun masası gibiler. Evet. Sen de tutoş. Hadi. Ha, patronun karısının doğum günü bugün, şipşak ilgilenin masayı. Tamam, tamam, tamam. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri derdim bu gece. Vuslatın çağına. Ne oldu be Rıza? Erkek patronu masayı aktı. Patronun karısının doğum günü ya. İlgi gösterin bizim masaya diyor. Karısı mı? Ben bunu anası sanırdım be. Ay bunlar ne biçim daha söz böyle zayıf zayıf. Hastalıklı mı bunlar Cemal? Niye hasta olsunlar ki hayatım? Nereden çıkarıyorsun bunları? Nereden bilmem buldu ki bunları? Ay iğrenç kokuyorlar. Burnumun direği kırıldı Cemal. Ne kokması hayatım? Sana da bir şey beğendiremiyoruz ya. Ay Cemal, söyle şu yankisici kılıklı herife fazla yaklaşmasın. Hay senin şarkıcına da, yapacağın doğum gününe de. Hadi baba, mola verelim. Niye niye ara veririz? Ters mi? Hadi Selim, hadi. Hadi Selim, gidelim. Yürü hadi. Ay, nereden bulsun paçozları anlamam ki. Bir arzunuz var mıydı patron? Gözüme görünme, başka bir şey istemem. Şipşak patron. Ulan ne karı be. Bela kadın ya, bela bela. Öyle bir karım olsun var ya, içeriden çıkmam. Böyle bir onu böyle ağzının ortasına. Oh be, oh, oh. Mikrofona otur. Sinirden ne yaptım biliyor muyum ben ya? Daha iyi. Kıracağım be. Tamam be. Aa, bu patronun karısı da ne gudubet karıymış be. Aa, illallah valla. Karısıymış hakikat. Kız valla ben onu ilk gördüğümde patronun anası sandıydım ha. Emen'i anladım dur, anası olmayacağını. Anası bu kadar yaşlı olamaz çünkü. Ulsa olsa ninesi olur. Ne oluyor Cemal? Nereden geliyor bu sesler? Şey, bizimkilerin mikrofonu açık kaldı galiba. Yazık var. Rıza nerede? Karısı hem yaşlı hem de şişmandır be. Ne diyor bunlar Cemal? Senden bahsetmiyorlar hayatım. Yaşlı mısın sen yani? Aşk olsun. Alınıyorum bak. Cemal! Patronun karısı dediler ama. Patron mu? Bir tek ben miyim patron hayatım? Sorsan buradaki müşterilerin yarısı patrondur, Allah bilir. Yaşlı kokalı. Bir suratsız, bir suratsız. Dersin ki abire Karadeniz'de gemileri batar. Allah Cemal abiye kolaylık versin. Gacının adı Gudu, soyadı Bet. Bunun anneanneti var. Rutu Bet. Hani senden bahsetmiyorlardı. Cemal abi diyorlar işte. Canım, bir ben miyim hem patron olup hem adı Cemal olan? Sorsan buradakilerin yarısının adı Cemal'dir vallahi. Cemal! Sinirlenme karıcığım. Bir tanem. Sakin ol. Rıza! Rıza neredesin? Kapattır şu mikrofonu. Aman bir de doğum günü kutlar utanmadan be. Karı ölmüş hala doğum günü kutlar. O patronun iyi olur değilse. Anasıdır, anasıdır diyeceğim. Ay bir de pasta üstüne 10 tane koymuş. En az 100 tane koymak lazım be. Niye kız? İçim 100 yaşındadır durumda. Ay şimdi oluyor Cemal. Bana beni alıp geliyor. Sakin ol hayatım. Ay kendine sakin geldik olayım. Tanem. Ay. Sakin ol lütfen. Cemal abi bu karıya doğum günü hediyesi olarak ne almıştır Tenki dedi. Tahmin. Tahmin edin. Mezar yeri almıştır be. Bu yaştan sonra ancak ona ihtiyacı olacak. Ay Cemal senin yapacağın doğum günü. Ay öleceğim, dayanamayacağım artık. Ben şimdi onlara gösteririm. Karısının arkasından iş çevirir diye kızardı ama herif haklıymış meğer. Ne işler çeviriyorsun arkamdan? Ne işi hayatım? Aşk olsun. Bana güvenmiyor musun? Sana. Annem? Kalbimi kırıyorsun ama. Kimseye söylemeyin yok ama. Yok söylemeyiz. Cemal abinin metresi var. Bilirsin, akat bilirsin Yunus. Dünya arasında resim oldu. Demek beni aldatıyor. Allah cezanı versin. Hayvan herif. Hayatım, hayvan vallahi aşkım bir tanem. Ben seni aldatmıyorum. Benim üstüme gül koklarsın ha. Vallahi yalan hayatım. O sarışın kız metresi mi Cemal abinin babam? Sarışın kıza, sarışın kıza. Öldü sen Cemal, öldü sen Cemal, öldü sen Cemal. Öldü, öldü, öldü. Bittiniz siz, bittiniz.
Kadının arkasından fazla konuşmayalım. Bu kadar yeter. Kulağına mulağına gider, üzülür. Ama kendi aramızda konuşuyoruz be. Nereden duyacak o yaşlı kokana? Bu mikrofon açık kalmış. Ne? Mikrofon açık kalmış. Ne? Yani bütün konuştuklarımız içeri mi gitti?